Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle çok yararlı olacağını düşündüğüm bir video ile birlikteyiz. Launchpad platformu ile ilgili zaman zaman videolarımızı sizlerle paylaştık. Pek çok Launchpad platformu olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bunları şimdi birlikte tek bir tablo halinde karşılaştıracağız. Hangi seviye için ne kadar yatırım yapmanız gerektiğini görerek siz de kendi risk analizinize göre yatırım yapma kararınızı almakta özgürsünüz. Arkadaşlar öncelikle Bluezilla projeleriyle başlamak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi BSC Pet, Trompet, KC Pet, Velas Pet, Adapet, ET Pet gibi ee, bu projeler Bluezilla'nın projeleri. Ee, tier tier burada bakarsanız eğer seviye seviye Trompet ve ET Pet'te hiç yatırım yapmadan çekilişe katılma hakkınız var. Tabii ki bu çok düşük bir yüzdeye çıkıyor ama yine de herhangi bir yatırım yapmadığınız için bunlara katılabilirsiniz. Aynı şekilde Red Kite'ta da yatırım yapmadan katılma şansınız var. Burada da community pull'ları oluyor. Tabii ki bu çekilişler için tamamı için bir whitelist doldurmanız gerekiyor ve çeşitli görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar bakacak olursak Bluezilla projeleri arasında sizin de dikkatinizi çekeceği üzere Trompet kesin alım seviyesi için yani Tier 2den başlayan kesin alım seviyesi için şu anda en uygun yatırımı bize sağlıyor. Kırmızı olarak gördükleriniz size çekiliş hakkı veriyor. Örneğin pette bir çekiliş hakkı için 1000 BSJPAD şu an anlık itibariyle 2230 dolara denk gelmekte. 3 ticket için ise 2500 BSJPAD 5575 dolara denk gelmekte. 7 ticket için ise 5000 pet stake etmeniz gerekiyor. O da 11.150 dolara tekamül ediyor. Bunları sadece arkadaşlar stake ediyorsunuz. Yani istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Ancak petin fiyatı düşebilir ya da yükselebilir bununla ilgili kendi risk analizinizi yapmanız gerekiyor. Trumpet'te arkadaşlar hem herkese açık bir loto var, aynı zamanda bir de loto seviyesi var. Eğer loto seviyesi için 15.000 stake ederseniz daha yüksek bir şansınız oluyor katılım için. Aynı şekilde ETP'de -et için de bu geçerli. Yine herkese açık bir loto var. Herhangi bir yatırım yapmadan sadece whitelist doldurarak ancak bir ticket için 5.000 ETP -e stake ederek o da güncel kurdan 730 dolara denk gelmekte. Şansınızı da arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Videoyu istediğiniz zaman durdurarak bu tablo üzerinden de karşılaştırmalarınızı yapıp inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar BlueZilla projelerine baktığımıza göre hep birlikte BlueZilla projelerinin performanslarını inceleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi CryptoRank.io sitesinden bütün platformları sıralayıp karşılaştırıp araştırmanızı yapabilirsiniz. Bunu da linke bırakacağız. İlk olarak arkadaşlar Bluezilla projelerinden BSC Pet'e bakalım. BSC Pet'te gördüğünüz gibi pek çok proje çıktı. Bundan sadece bazılarını seçtim ben burada göstermek üzere. BSC Pet arkadaşlar gördüğünüz gibi Adapet satışında 348 kat yapmış. En yüksek noktaya göre. Bitorbit'te en yüksek noktaya göre 201 kat yapmış. NFT Launch'ta en yüksek noktaya göre 150 kat yapmış. Ancak arkadaşlar BSC Pet Bluezilla projeleri arasında en çok bilineni ve en yaygın kullanılanı. Bu yüzden e, buradaki Havuz daha çok insana bölündüğü için alım haklarınızın biraz daha düşük olabileceğini aklınıza getirin. Daha az bilinen bir platform olarak size Trompet'ten bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Trompet'te de yine e, benzer projeler yayınlanıyor. Hepsi olmasa da. Adapet 388 kat yaptı demiştik. Trompet'te de çıktı. Yine NFT Launch Trompet'te de çıktı. E, buradaki diğer projeler e, Polker 13 kat yapmış. Burada Bridge kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Tron ağında size teslim ediliyor aldığınız token. Daha sonra bunu bir iç ile BSC ağını geçirip PancakeSwap'tan satıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Bunu daha az insan bildiği için daha az insan burada stake yapıyor. Ve havuz genişliği biraz daha yüksek oluyor Trompet'te. Ve arkadaşlar e, Trompet'teki örnek bir alım miktarı söylemek gerekirse buradaki Adapet satışında 13 dolar civarında bir alım hakkı verildi. Gördüğünüz gibi 348 kat yaptığında hani 10 dolarda ne satmasanız 3480 dolar bir getirisi olmuş arkadaşlar. Şimdi hep birlikte Cidify'ı inceleyelim. Cidify'da ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 2500 dolara denk geliyor. Çekiliş tığırı 250 tane S fundun stake edilmesi gerekiyor. Eğer 1000 tane stake ederseniz kesin alım hakkına kavuşuyorsunuz ve tier 9'a kadar ekonomik durumunuza göre yatırımınızı değerlendirebilirsiniz. Şimdi Cidify ürünlerinin performansına bakacak olursak arkadaşlar. Burada 3 tane satış seçtim size göstermek için. Kriptomeda Tier 1 için, ki Tier 1 çekiliş diyeri. Yani herkese bir garanti alım hakkı vermiyor. Verdiğinde de yine Tier 2'den daha düşük bir e, havuz genişliği var. Burada da arkadaşlar 5 dolar gördüğünüz gibi 5.45 dolar bir alım hakkı vermiş. Buradan yatırımınızı çıkardıktan sonra 40 dolarlık bir net getiri olmuş. Sunuk'a bakacak olursak yine 13 dolarlık bir kesin alım hakkı vermiş. 62 dolarlık bir net getirisi olmuş. Pocolent'e bakacak olursak arkadaşlar 22 dolarlık bir alım hakkı vermiş. 204 dolarlık da bir getirisi olmuş. Yine durdurarak diğer değerleri de inceleyebilirsiniz. Bir başka platform arkadaşlar kanalda çok çok önceden çok erken zamanlarında bahsedilmiş Red Guide. Redkite'da da güncel olarak şu anda çekiliş tiyerleri için 500 ve 5000 stake etmeniz gerekiyor. Seviye 1 için 500 stake ettiğiniz zaman 30 dolarlık bir alım hakkınız oluyor yaklaşık olarak ki bu havuz büyüklüğüne ve katılıma göre küçük oynamalar yapabilir. Seviye 2'de ise 5000 stake etmeniz gerekiyor ve 100 dolar civarında bir alım hakkınız oluyor. Ancak bunların arasında bir garanti alım söz konusu değil. Garanti için en az 40000 stake etmeniz gerekiyor. Onun da maliyeti 62400 dolar oluyor. Burada da şöyle bir sistem var arkadaşlar Red Kite'da. Stake ettiğiniz her 500 PKF için bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Her 500 sitekte bir çekilişte kazanma şansınız artıyor. Red performansına bakacak olursak burada gördüğümüz gibi Block top 698 kat yapmış. Red Kite'da satışı olan GameFi 230 kat yapmış. Dream Quest 152 kat yapmış. Yine siz de Crypto sitesine girerek bunların detaylarını inceleyebilirsiniz. Bir diğer platform yine Red bağlantılı GameFi. GameFi'da ise 3 tane çekiliş tiyarı var ve seviye 4 olmak çok zor. En çok GameFi'da 12 kişi seviye 4'ten yararlanabiliyor. Burada ise 20 GameFi stake ettiğinizde seviye 1'e geliyorsunuz. Ve bunların da maksimum alım hakları var. Size 60 dolarlık bir maksimum alım hakkı veriyor. 100 GameFi stake ettiğinizde 300 dolarlık bir maksimum alım hakkı veriyor. 500 yen stake ettiğinizde eğer kazanırsanız tabii ki bunların hepsi loto 700 dolarlık bir maksimum alım hakkı veriyor. Sadece seviye 4'te burada garanti alım var. Bir başka şey söylemek istediğim arkadaşlar. Yeşil yazılar görüyorsunuz. Bu yeşil yazılarda ise exclusive pullara yani özel pullara bir katılım hakkı tanıyor. Normal havuzdan hem pay alıyorsunuz hem de sadece çok az kişinin katıldığı özel bir havuzdan da pay aldığınız için buradaki alım hakkınız çok fazla yükseliyor. Eğer tabii ki bunların maliyetleri de daha yüksek oluyor. Bir diğer platform Oxbull platformu. Oxbull platformunda ise en düşük tier e, seviye 3. Daha sonra seviye 2 ve en yüksek seviye seviye 1 olarak gösterilmiş. Burada stake zorunluluğu yok. Ancak burada çekilişe katılabiliyorsunuz. 50 Oxbull stake ettiğiniz zaman yaklaşık olarak 204 dolar yapıyor. Stake etmeden ya yani istediğiniz zaman bozabilecek, dönüştürebilecek şekilde yine whitelistleri doldurup çekilişlere katılabiliyorsunuz. Oxpool'un alım haklarına baktığımızda ise arkadaşlar yine değişkenlik görüyoruz. Harmony Pet örneğini verecek olursak sadece 50 stake ederek katılma şansı yakalayabileceğiniz çekilişle. Seviye 3 için 25 dolar Pet vermiş. Seviye 1 için ise 150 dolarlık minimum Harmony Pet vermiş arkadaşlar. Oxpool'daki satışların performansına bakacak olursak burada gördüğünüz gibi 233x'ten, 26x'ten, 2957x'ten bahsedebiliyoruz. Harmonipet 95 kat yapmış ki Harmonipet'ten eğer siz 50 tane 50 tane sadece bulundurarak katılım yapsaydınız ve çekiliş hakkı kazansaydınız 25 dolarlık alım hakkı vermiş. Yaklaşık 100 kattan hesaplısanız 2500 dolarlık bir getirisi olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer platformumuz Kart Starter. Kart Starter'da ise bir seviye mantığı yok. Burada şöyle bir yol izliyorlar. Card Starter'da 500'den 40.000'e kadar kart stake etme hakkınız var. 500'den başlayarak her bir stake ettiğiniz kart size alım hakkı olarak geri dönüyor. 500'den sonraki herkes burada kesin alım yapabiliyor. Ancak havuzunu toplam havuzunu 80'e böldüğü için düşük seviyelerde stake ettiğinizden zaman alım haklarınız burada da çok düşük olabilir arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yine bir başka yararlı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.